Şu anda 3 tane adayımız var Kemer için. Tabii bunlar Kemer'i daha güzel bir yere getirmek için aday oldu arkadaşlar. Bunlar şu anda, bunlara yeni adaylar da eklenebilir. Şu anda aday olanlar Necat Tutopoğlu, Mustafa Gülbey ve Yusuf Rastgele'dir. Bu arkadaşlarımız da daha önce 15 Eylül Belediye Başkanı yaptılar. Ben de 10 Eylül Belediye Başkanı yaptık. Herkesin amacı Kemer'i hak ettiği yere taşımaktır. Tabii her yediğim bir yoğurt işi vardır. Onların yaptığı güzel işler de vardır. Saygı duyuyoruz ama biz Kemer'den, Kemerlilerle beraber, Kemer'de yaşanan da böyle Kemer'de bir değiştirmek gerektiğine inanan kimseyiz. Ben değil, biz olmaya geliyoruz. Ortak akılla bu Kemer'in bütün sorunların çözümüne inanan bir fikre sahip. Daha önce Göynük Belediyesi Başkanı yaparken yaptığım hizmetler belli. Bunlara tekrar girip anlatmak istemiyorum ama Kemer'deki durumu görüyoruz. Şimdi Kemer'de turizmin 12 aya çıkması, işsizlik bir sorun. Kemer'deki yerli yaşayanların gidip deniz kenarında oturabilecekleri bir yer yok, bir çay içebilecekleri bir yer yok. Hep bunları arkadaşlarla beraber oturduk ve bunları çözmek için kalem 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 alta sıraladık. Ve Kemer'in bütçesi de buna yeter. Biz yeter ki birbirimizi kucaklayabilirim. Biz herkesi kucaklamak için zaten buradayız. Aynı Mevlana'nın deyimiyle. Kimseyi ötekileştirmek değil, kaynaştırmak için. Çünkü biz kaynaşır, beraber olursak herkes mutlu olur. Kaynaşmanın beraberliği olduğu yerde mutluluk vardır, huzur vardır, barış vardır, sevinç vardır. Biz onun için adayız zaten. Tamam mı? Herkes işinde olacak. Kimsenin işinde bizim hiçbir ilgimiz olmaz. Yatırımcının önünü açacağız. Kemer yeni yatırımcılar gelsin ki iş sahalar çıksın. Biliyorsun 6 ay turizm, 6 ay boş. Onun için halkımız mutsuz. Bunları bir çözüm getirmek için ekiplerimizle birlikte bir yola çıktık. Bunu da çözeceğime inanıyorum. Sonra bu aday adaylık sürecinde Mustafa Bey de partimize katıldı. Mustafa Gülbey de. Sonuçta parti Mustafa Bey'i tercih etti. Ankara dönüşü Menderes Bey Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat bir görüşebilir miyiz dedi. Yarın olabileceğini söyledim gittiğim zaman. Menderes Bey Gökçen Hanım, il başkanı sonra kapıda karşılaştık. Bize Kemer'de adayımız olur musunuz? Kemer'e hizmet yapmak istiyoruz ama 16 yıldır da Kemer'de biz bu seçimi alamadık. Yaptırmış olduğumuz anketlerin hepsinde birinci çıkıyorsunuz. Hizmete var mısınız dedi. Ben Kemer için hizmet dediği için hiç düşünmeden evet dedim. Müracaatımızı yaptık. Bize adayımız olduklarını söylediler ama son bu ittifak görüşmelerde Milliyetçi Hareket Partisi 2014'teki kazandığı yerleri isteyince Menderes Bey de dedik, hocam gücüm yetmedi, kusura bakma. Ben de sayın başkanım, oğlum ben kadere inanan bir kimseyim dedim. Ya, teşekkür ettik. Ondan sonra da vatandaşın baskısına dayanamadım bir anket yaptırdım. Bu ankette ben kendimi gördüm nerede olduğumu. Yüz yüze yapılan, 24-25 Ocak'ta 1065 kişiyle yüz yüze yapılan bir anketti. Ben kendimi gördüm. Arkadaşlarım bu anketin sonuçlarına baktığımız zaman, evet kardeşim, biz bu ipi gösterdik ve arkadaşlarla beraber yola çıktık. Demokratik Sol Parti genel başkan bizi karşıladı. Zaten siz gelmeden önce size ilgili gerekli bilgileri topladık dedi. Tamam dedi, biz müracaatımızı yaptık. Adayımız olabilirsiniz ama ranta bulaşma. Bizim partimizin bir çizgisi vardır. Hakça insanları seveceksin ve hakça görüşeceksin dedi. Tamam sayın genel başkanımız dedi. Yani bu parti serüvenimiz de böyle bitmiştir. Necat Hoca halkı nerede görmek istiyorsa Necat Hoca orada. Nerede görmek istiyorsa orada. Ben hizmet adamım. Yaptıklarımız bellidir. Yapacaklarımıza herkes inanıyor. Bugün Necat Hoca boşuna Necat Hoca değildir. Halkın gönlünde yaptıklarına taht kurmuştur. Ben halkımı seviyorum, onlara güveniyorum. Nasıl bir seçim çalışması var başkanım? Ne yapacaksınız? Şimdi zaten gençlerimizle toplandık. Bugün de kadınlarımızla toplanıyoruz. Çok güzel bir atmosferde. Öbür partili arkadaşlarla böyle ortak bir zeminde böyle birbirimize selam vererek, hal hatır sorarak bir seçim kampanyası geçeceğini umut ediyorum. Çünkü bizim kalbimizde sevgi yatar. Biz herkesi seviyoruz. Hiç kimseyle, Mustafa Bey'le de, Yusuf Bey'le de hiçbir sorunumuz olmamıştır, olmazsa. O arkadaşlar da kendi yollarına gidecek. Biz de kendi yolumuza gideceğiz. Amaç Kemer'i hak ettiği yere taşımaktır. Diğer adaylara ne diyeceksiniz başkanım bu süreçte? Güzel bir seçim kampanyası, renkli bir seçim kampanyası bekliyorum. Herkesin el ele yürüdüğü bir seçim kampanyası bekliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum.